Refleksoloji bütün vücudumuzdaki organların, kasların, eklemlerin hepsinin ayak tabanında birer sinir ucu tuttuğunu varsayıyor. Otonom sistem problemlerinde, otonom sistem hastalıklarında da refleksolojinin çok güzel sonuçlarını alıyoruz. Eğer bir otistik çocuk konuşuyorsa, konuşmaya başladıysa o çocuk refleksoloji mutlaka yaptırmalı. Refleksoloji fıtık tedavisinde kullanılıyor ama kimi insanın elinde özel bir şifa enerjisi var. Masaj aletiyle bu anlattıklarınızı yapabilir miyiz? Çok enteresan sonuçlar, çok enteresan vakalar bu 20 yıllık meslek hayatımızda karşımıza çıktı. Ve onlar da bizi çok çok mutlu etti. Evet sevgili hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun Mukaddes Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Halil Bey, sağ olun. Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Güzel bir akşam olsun. Evet, refleksoloji. Evet. Hocamızı ilk defa ağırlıyoruz sizi ve daha Evet. önce de hakikaten bu konuda hiçbir konuğumuz olmadı. Her şeyini ayarladım canlarım. Evet, Evet. el ve ayak televizyondayken iki tane refleksolog Evet. ağırlamıştım ama onlar hatta bana daha sonra tabii ki televizyonda olunca bir masajda hediye etmişlerdi. Masajda yapmışlardı. Birkaç tane çekim arka arkaya olunca inanılmaz, mucize gibi Evet. müthiş bir şey. Sevgili hocam, öncelikle bir hoş geldiniz. Hastanızı bir Teşekkür alalım. ediyorum. Ben böyle çenem düştü. Hoş geldiniz. Buyurun hocam. Tabii kadim bir Çin tıbbı refleksoloji. Ben de ilk 20-22 yıl önce duyduğumda, 20-21 yıl önce duyduğumda çok tuhafıma gelmişti. Çünkü ben bir lisans psikoloji mezunuydum, master'ımı da yaptım ve bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyordum İzmir'de. Engelli çocuklarla ilgili bir kurumda idarecilik ve terapistlik yapıyordum. Zaten her şeyin başlangıcı orada. Yani muhteşem diyeceğimiz bir takım sonuçları görünce ancak insanlar bu kadim tıbbın ya da Çin tıbbının tekniklerine ilgi duymaya, akabinde eğitimini almaya, akabinde de uygulayıcısı olmaya gidiyor. Benim hikayem de aslında böyle bir hikaye, bilinir bir hikaye, İzmir'de başlayan bir hikaye. Refleksoloji herkesin bildiği gibi, evet bir Çin tıbbı, akupunkturla etki mekanizması hemen hemen aynı. Fakat uygulama yeri biraz farklı. Temel hipotezi şu, yani eller ve ayaklar vücudumuzun aynasıdır diyor. Yani nasıl bir ayna bu? Aslında yani insan vücudunu bir fabrikaya benzetirsek, bu fabrikanın temel kumanda ya da koordinasyon odası olarak da beyni düşünürsek, vücudun her parçası bu koordine odası ile ilişkili ve bu koordine odası, bu komuta odası bütün emirlerini, bütün ilişkilerini aslında muhteşem bir yazılımla, yaratılıştan gelen muhteşem bir yazılımla yürütüyor. Ve emirlerini, uyarılarını da sinir sistemi dediğimiz ve dolaşım sistemi dediğimiz vücudumuzu çepeçevre saran bir ağla vücudumuzun en ücra noktalarına kadar iletiyor. Ve ulaştırdığı en ücra noktası burası. Yani ayak tabanı ve avuç içi. Bunlara tıpta perifer deniliyor. Çevresel sistemde, çevresel sinir sistemi de diyebiliriz. Ya da halk arasındaki tabiriyle sinir damarları, sinir uçları da diyebiliriz. Aslında buradan bakarken ben refleksolojiyi insanı bir ağaca benzetiyorum. Yani refleksolojiyi çok farklı şekillerde tanımlıyorum muhataplarımın akli ve kültürel seviyesine göre. Bir ağacın kökleri vardır, kök damarları vardır. O kökler ne kadar iyi beslenirse o ağaç o kadar gür olur, meyveler o kadar lezzetli olur. Ağacın kökü ağacı yeryüzüne bağlayan yerdir. Dikkat ederseniz insanın ayağı da insanı yeryüzüne bağlayan noktadır. Gerçekten çok ilginç ve tabii ki beyin burada ana dağıtıcı, ayaklarımız ise burada beyni uyaran konumundadır. Yani aslında ayakla beynimiz arasında ve elimizle beynimiz arasında muhteşem bir ilişki var. Yani vücudun ayakları ben beyinle ilişkili değilim.
ya da vücudumuzun elleri ben, parmakları ben, beyinle ilişkili değilim diyemez. Çünkü vücudumuzdaki tüm sistemler beynin komutlarıyla, beynin yazılımlarıyla gerçekleşiyor. İşte olay burada başlıyor. Refleksoloji aslında, evet, el ve ayaklardaki bu periferlere sistematik yapılan uyarılarla bu uyarıların bizim beynimize aktarılması. Ama beyinde ne yapıyor bu uyarılar? Bunlarla ilgili çok farklı teoriler var. Fakat temelde her uyarı beyinde uyarının yapıldığı ayaktaki noktanın beyindeki son bulunan noktasına, yani özür dilerim, başlangıç noktasına bir dizi uyarı zinciri gönderiyor ve yoğun olarak oksijen anlamında zengin kanı gönderiyor. Yani aslında biz organımızın ya da kasımızın beyinde kontrol edildiği o korteksi uyarıyoruz, kanlandırıyoruz. Peki tabii ki bu kanlanma ya da bu uyarılma ne sonucu ortaya çıkartıyor? Çok basit. Yani beyin aldığı uyarıları feedback yapıp değerlendirip beyin tarafından ilgili alana, sorumlu alana, sorumlu dokuya kanı ve yoğun impuls zincirini göndererek orayı tedavi ediyor. Aslında refleksoloji özetle vücudun beyin tarafından sorumlu olan alanına kanı ve impuls zincirini göndererek o alanda gevşeme meydana getirme, oksijenlenme meydana getirme yoluyla vücudun kendi kendini tedavi etmesini sağlamak. Yani insanlar soruyorlar, refleksoloji çok çok hızlı biçimde kas ağrılarını, eklem ağrılarını gideriyor. Ya bunun sebebi ne diye soruyorlar. Çok basit şekilde cevabını veriyoruz. Beyin oraya kan gönderiyor. Beyin oraya yoğun bir impuls zinciri gönderiyor. Ve oradaki blokajı çözüyor. Orada bir gevşeme meydana getiriyor. Tabii bunun yanı sıra endorfin gibi birçok önemli rahatlatıcı, gevşetici, ağrı kesici hormonların da salımına yol açacağından refleksoloji hem ağrıların dinmesini sağlıyor orada, eklem ağrılarının, hem de size derin bir gevşeme, bir dinginlik veriyor ki siz de deneyimlemişsinizdir. Yani buradan bakacak olursak bir insanın deneyimleyeceği en etkili terapi tekniklerinden, yani bunu tabii el ayak masajı gibi de tanımlamak da çok doğru değil. Hani biz refleksoloji terapisi, klinik refleksoloji diyoruz. Evet, rahatlamak için gelen de var bize, ama bizler ağırlıklı olarak tıbbi tedavilerin destekleyicisi konumundayız. O konsepte çalışıyoruz. Ağrılarda, engelli çocuklarda, nörolojik vakalarda refleksoloji kullanılıyor. Ama muhteşem bir deneyim, salt bir rahatlama, gevşeme için gelindiğinde çoğu insanın kendi ifadesi, kuş gibi oldum, havalarda uçuyorum ifadesi, bizim çok sık duyduğumuz, aşina olduğumuz bir cümledir diye düşünüyorum efendim. Evet. Evet, siz anlatın hocam. Buyurun. Hiç refleksolojiyle ilgili bir, yani fikrim yok. Gerçi daha önceki yayınlardan biliyorum hani aşağı yukarı, ama sizi dinleyeceğiz bugün. Hiç kimse bir şey bilmiyor bu konuda, ilk defa yaptığımız için. Siz sonuna kadar nasıl yapılıyor, niye yapılıyor, başka ne işlere yarıyor? Hepsini siz anlatın sevgili hocam. Daha sonra soru olursa. Yani refleksoloji, ben çok kısa tarihine değineyim, ama tabii kadim bir tıp tekniği, Çin tıbbı. Eski Çin'de arkeik kayıtlarda, arkeolojik bulgularda refleksolojinin yapıldığını görürüz. Ama bu o zaman yapılan isim olarak refleksoloji değil. Fakat 100-150 yıl öncesine kadar refleksoloji daha çok geleneksel olarak uygulanıyor. Batı'daki tıp doktorları refleksoloji literatür olarak bilim dünyasına taşıyorlar ve tanıştırıyorlar. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'daki bir takım doktorlar bu konuda öncü oluyorlar. Ama yani bugün refleksolojiyi çok farklı sahalarda uygulanan geniş bir anlamda, özellikle ağrılarda, nörolojik rahatsızlıklarda, hatta son 20-25 yıldır da bizim çalışmalarımızda Türkiye'nin refleksolojiyle tanışmasını sağlayan engelli çocuklarla ilgili çalışmalardan dolayı tanıyorlar. Ama temel mantığı çok basit. Ayak tabanımızda bizim, biliyorsunuz, merkezi sinir sistemimiz, beyin omurilik ve çevresel sinir sisteminden oluşuyor. Refleksoloji ayak tabanında bütün vücudumuzdaki organların, kasların, eklemlerin hepsinin ayak tabanında birer sinir ucu tuttuğunu varsayıyor. Yani bu sinir ucu tutmak tam olarak ne? Şöyle söyleyeyim. Aslında beynin yansıması gibi düşünebilirsiniz. Yani temelde misal ben şurada, mesela şurada bakın, mide bölgesini uyardığımda aslında bu uyarı direkt
mideye gitmiyor. Benim beyindeki midemi kontrol eden kortekse gidiyor. O kortekste benim gerçek mideme ne yapıyor? Yoğun bir biçimde uyarıyor. Yani uyarı derken yoğun bir impuls zinciri ve yoğun bir kan göndererek midedeki farzumal ekşimi, efendim yanma gibi bir takım basit problemleri giderebiliyor. Aynı şekilde mesela bakın şurası bizim kulunç bölgemiz, yani fibrozlarımızın olduğu bölge. Ya burada çok çabuk ve çok hızlı biçimde çözülme oluyor. Bunun da sebebi çok mantıklı ve çok basit bir tanımlama. Buraya uyardığınızda beyinde kuluncu tutan, yani omuzu tutan korteksi uyarıyorsunuz. O kortekste feedback yaparak sizin gerçek kuluncunuza efendim kan ve impuls gönderiyor. Aslında temel mantık olarak çok çok basit. Onun yanı sıra tabii ki otonom sistem problemlerinde, otonom sistem hastalıklarında da refleksolojinin çok güzel sonuçlarını alıyoruz. Misal tabii ki kabızlıkta çok hızlı sonuç alınıyor. Kabızlıkta çok hızlı sonuç alınıyor. Onu hemen parmak hatta... Parmak uçlarıyla basılıyor değil mi hocam? Ben biliyorum ama o soruyu kısmıyor. Yani klişe sistemler var ama mesela bizim öğrettiğimiz ve benim kendime has bir takım tekniklerim var. O da şu, ben beyine ne kadar farklı impuls modu gönderirsem beynin her bir farklı impuls modu için yeni bir dal nöron açtığını, yani yeni bir efendim sinaptik bağlantı ördüğünü düşünüyorum. Çünkü sonuçlar onu gösteriyor. Yani ne kadar farklı uyarı verirseniz, ne kadar farklı mod efendim uygularsanız, farklı kod yazılım olarak farklı kod yazarsanız beyin bunları farklı bir uyarı olarak alıyor. Yoksa tek tip uyarı beyinde sonucu çok verimli olmayan bir efendim seans olarak ortaya çıkartıyor. Onu söyleyeyim. Bakın mesela şu bölgemiz bizim bağırsaklarımız. Özellikle sol ayaktan, hele hele çocuklar küçükse, hele hele bebeklerse çok rahatlıkla söylüyorum. 5 dakika, 10 dakika içerisinde anneler bunun sonucunu görüyorlar. Hem ben kendi çocuklarımda gördüm bebekken, hem de efendim erindik çağına, çocukluk çağına geldiklerinde. Ama özellikle bebeklerde sol ayağın, bakın şu iç çukur kesimi var ya, çukur kesimin şu, bakın şu kesimi muhteşem derecede hızlı sonuç veren bir kabızlığı çözen bir efendim uyarı bölgesidir. Aynı O şekilde zaman büyük insanlarda da kabızlık olduğunda kesinlikle. Ayak altına masaj. Evet. Burada bir soru sormak istiyorum hocam. Kumlarda yürümek, toprakta yürümek, çakıl kesinlikle. Taşlarında yürümek kesinlikle. Aynı etkiyi yapar mı? Büyük ölçüde yapar. Çünkü orada bir stimüle söz konusu. Yani uyarı söz konusu. Yani eski insanların bu anlamda biraz daha vücutlarındaki elektrik dengesini muhafaza etmeleri, korumaları daha olası. Ama biz yetişkin insanlar ve şehirli insanların bu konuda hem giyim tarzı, hem ayakkabının biçimi, hem de yerleşim şekillerinin bu konudaki bir takım negatif ayakkabının etkilerinden dolayı. Çıkmış olması da aslında o zaman büyük bir zarar. Bizi Tabii doğadan ki. koparmanın ötesinde Tabii ki. Refleksoloji masajları da yapılamamış oluyor. Tabii ki. Hocam şöyle, bakın bir saat belki uzak doğuya gidenler görmüşlerdir. Hatta İstanbul'da da birkaç tane var. Hatta bunların ilkini 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Florya'daki sosyal tesislerini ben ve iki arkadaşım sponsor olmuştuk. Orada Türkiye'nin ilk büyük refleksoloji parkurunu yaptık. Yaklaşık 120 metrekare özel taşların örüntülü olduğu bir efendim bir yani çakıl taşlar değil de özel taşların örüntülü olduğu bir parkur yapmıştık. Fevkalade güzeldi. Çok çok insan istifade etti. İnsanlar fotoğraf çektiriyorlardı. Çocuklar falan geliyorlardı. Ama sonra tabii belediye birazcık bakımıyla ilgili sıkıntılar yaşadı. Ama şimdi yine Ümraniye'de var, şeyde var efendim, Bursa'da var. Türkiye'de en az 9 tane 10 tane yerde bu bizim gösterdiğimiz ışıktan yol alarak, örnek alarak birçok belediye bu refleksoloji parkurlarını yaptı. Sizin dediğiniz şeye çıkıyor zaten bu. Yani doğal yollarla bile ayaklarınızı doğayla, yerle birleştirdiğinizde aslında o bile sizin kan dolaşımınızı düzenliyor, sinir sisteminizi harekete geçiriyor. Zaten hani doktorların stres durumunda söylediklerini bilirsiniz. Yürü, rahatla. Niye yürü ve rahatla diyorlar? Çünkü insan yürüdükçe o bir tür bir bypass görevi görür biliyorsunuz. Kan basıncını düzenler. Efendim bastıkça yerdeki efendime söylediğim uyarılar ayağımızdan beynimize gider ve beynimizde endorfin başta olmak üzere rahatlatıcı hormonlar salınım yapar. Dolayısıyla yani buradan hareketle sadece
sadece çıplak ayakla uygun zeminlerde bile yürümek, doğal zeminlerde bile yürümek insanı rahatlatır. Ama yani kişiye göre bu oranı değişir. Mesela öfkeli, gergin, stresliyseniz refleksolojinin sonucunu daha çabuk görürsünüz. Daha fazla görürsünüz. Ama böyle relax, rahat bir insansanız ve refleksoloji yaptırdıysanız etkisini çok görmeyebilirsiniz. Yani kimi vücut bunu almaya hazır. Almaya hazır ve ihtiyacı olan vücutlar çok çabuk etkisini gösterir. Çok çabuk geri bildirim verir. Dolayısıyla refleksolojinin burada bir dengeleme yaptığını söylemek istiyorum. Dengeleme nedir? Yani vücudumuzdaki homostasis dediğimiz, bunu duygusal denge, fizyolojik denge olarak da düşünebiliriz birbirini etkileyen. Ama refleksoloji her ikisini de dengeliyor. Çünkü otonom sistemi düzenliyor. Yani otonom sistem derken, bakın şurada bizim efendim bir omurilik çizgimiz var. Medial çizgi deriz. Bakın şurayı uyarmak, yani bakın şu ayak iç bölgesini bile uyarmak, ayak iç bölgesini yukarıdan aşağıya kalbe doğru uyarmak bile kişileri rahatlatır. Hem bakın şu bölge, özellikle sol ayakta medial bölgede, bakın fıtığın ağrısını çok rahatlıkla azaltabilecek. Fıtık derken tabii evet, refleksoloji fıtık tedavisinde kullanılıyor ama ameliyatlık duruma gelmemiş. Diskin patlamadığı durumları kastediyorum. Çok ilerlememiş durumları kastediyorum. Boyun fıtığında da yine aynı şekilde, ama boyun fıtığında biz çalışmaları efendim elden yapıyoruz. Hani böyle son zamanlarda herkes birbirine diyor işte boynun ağrıyınca, başın ağrıyınca şurayı ovacaksın. Onu biz tabii efendim değerli arkadaşım ve dostum Esat Başaran'la 20 yıldır televizyonlara çıkıyoruz refleksoloji anlatmak için, tanıtmak için. Orada gösterdiğimiz şeylerden bakıyor insanlar. Tabii videolarda falan da anlatmaya çalışıyor. Bakın şu bölge. Bakın şu bölgeler bizim boyun kaslarımızın kanlanmasını sağlıyor, gevşemesini sağlıyor. Çok çok güzel geri bildirimler yapabilir. Yine aynı şekilde yeri gelmişken izleyicilerimize hemen ipucu vereyim. Bakın. Misal bakın şu yüzük parmağı. Bakın yüzük parmağının sol el. Sol el. Sol el. Niye sol el? O da sol el. Yani otonom sistemle alakalı. Öyle söyleyeyim. Bu da bizim işimizin sırları. Bakın sol elin dış üst kısmını şöyle bir vidayı çevirir gibi. Bakın bir vidayı. Bakın şöyle bir vidayı çevirir gibi. Çevirdiklerinde migreni olan hanımefendilerin özellikle burada baskıyla birlikte bir yanma hissi olduğunu görürler. Evet, buradan da migreni çok rahatlıkla çözebilirler. Kısa bir sürede değil ama şiddetini azaltırlar. Nöbet sıklığı azalır. Onun dışında yine hemen söyleyeyim. Bakın yine yüksek tansiyonda da sol el, bakın çok çok önemli, yani bu gaz ve fren kadar önemli yani. Frene basacağınız yerde gaza basarsanız kaza olur. Ters olunca da kaza olur. Bakın özellikle otonom sistem hastalıklarında refleksoloji de el seçimi bize ait bir teknik. Bir dünyada tanınan bir teknik. Bakın sol elin şu üstü kan basıncını düşürür. Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyonu düşürür. Ama yüksek tansiyonu tedavi etmez. O anı kurtarır. O anı kurtarır. Yani çünkü kimi zaman efendim yani dil altı olmuyor, ulaşamıyor vesaire vesaire. Dil altı oluyor, çok etkili olmuyor. Evet, bakın şurası. Hatta ayakta da aynı şekilde izleyicilerimiz görsün. Elimdeki de bir sol el zaten. Bakın şu bölge. Ha bu sol el ve ayağın bu bölgeleri bizim şu bölgemize, yani göğüs kafesimize tekabül ediyor. Ve sol olduğu için parasempatik inhibe, yani kan basıncını düşürüyor. Sonucu kesin mi? Evet, sonucu kesin. Sonucu kesin. Yine aynı şekilde yeri gelmişken söyleyeyim. Çok insan böyle tavsiyeler bekliyor. Kabızlığı söylemiştim efendim. Onun için otonom sistem hastalıklarında refleksoloji evet güzel sonuçlar veriyor. Ama bir hastalık yerleştikten sonra onu kökten çözme gibi bir iddiası yok. Ama stabil hale getiriyor. Örnek vereyim, bir şeker. Şeker rahatsızlığında tabii ki esas doktor takibi efendim yüksekse insülin, düşükse efendim ilaç kullanılıyor ve tabii doktorlar diyet veriyorlar. Doğru olan bu zaten. Fakat refleksolojide bir destek. Peki nasıl bir destek? Refleksoloji bizim pankreasımızı sol ayak tabanından uyarmamızla, pankreasın biliyorsunuz parasempatik uçlu uyarı alırsa
pankreas daha iyi çalışır. Sol ayaktan pankreasımızı uyararak sağ ayağa hiç dokunmadan evet pankreasın daha iyi çalışmasına, insülin üretmesine katkı sağlıyoruz. Ama bu şeker hastalığını kökten çözmek değil ama özellikle hani şeker hastalığı ciddi durumda olanların şekerin daha böyle stabil hale gelmesine, düşmesinde çok çok önemli ve başarılı bir yöntem. Onun dışında yine aynı şekilde son dönemde bize çok sorulan COVID sonrası biliyorsunuz akciğerimiz ciddi anlamda zarar görüyor bazı insanlarda özellikle. Akciğeri mesela sönmesi gibi bir takım durumlar oluyor. Bakın şurası da değerli izleyicilerimize gösteriyorum. Ayağımızın alt tarafı. Bakın şu kısım. Etli kısım galiba. Bu plantar yüzeyi diyoruz biz buraya efendim. Plantar yüzeyi biliyorsunuz. Bu bölgeler sağ ayakta bakın tekrar ediyorum. Özellikle sağ ayakta şuraları efendim orta şiddette bir basıyla uyardıklarında akciğerlerini ne yapabilirler? Sempatik uçlu uyarı verdikleri için bronşları açarlar efendim. Kanlandırırlar. Biliyorsunuz hani akciğerde hani bizim nefes alıp vermemizde çok çok önemli bir göreve haiz bir organımız. Yani COVID sonrası akciğerdeki bu zafiyetler çok tartışılıyor. Yani bunu gösterebilirim. Onun dışında tabii yani refleksoloji yani vücutta otonom sistemi düzenliyor. Vücutta endorfin salınımını arttırıyor. Endorfin biliyorsunuz çok muazzam güzel bir hormon. Bağışıklığımızı güçlendirir. Ağrı kesici özelliği vardır. Fakat tabii yani kimi problemlerde refleksoloji belki de son başvurulan çarelerden birisi olduğu için onları ben özellikle söylemek istiyorum. Engelli çocuklar ki ben hani psikolog olduğum için engelli çocuklarla uzun yıllar çalışan birisiyim. Özel eğitim ve rehabilitasyonu terapistlik yaptım, müdürlük yaptım ve İzmir'de bir rehabilitasyon merkezinin kurucu ortaklığını da yaptım kısa bir süre. Dolayısıyla sektörden gelen birisiyim. Ve benim hikayem de orada başlıyor. Evet bugün engelli çocuklara düzenli, profesyonel, ehliyetli bir refleksoloji seansı muazzam derecede önemli ve rehabilitasyonun bir önemli bir parçası. İşte zaten benim bu işe giriş hikayem de, tanışma hikayem de buradan başlıyor. Ve mesela otistik çocuklardaki gelişmelerden bahsedeyim. Ama otizm çok geniş bir spektrum ve her çocukta aynı etkiyi görmüyoruz. Fakat özellikle şu kıstası söyleyeyim. Eğer bir otistik çocuk konuşuyorsa, konuşmaya başladıysa o çocuk refleksoloji mutlaka yaptırmalı. Çünkü neden? Çünkü otizmli çocukların bir kısmı mental biliyorsunuz. Yani dolayısıyla çocuğun konuşmaya başlamış olması, eko yapsa da yani yandan konuşsa, kelime salatası yapsa da önemli değil. İşte o çocuğun zihinsel potansiyelinin iyi olduğunu bize gösteriyor. Ve işte biz özellikle refleksoloji uzmanları bu tarz otistik çocuklarda çok güzel sonuç alıyoruz. Yani ne gibi sonuçlar? Çocuğun kelime dağarcığının artması, sayısının artması. Özellikle bakın göz bebeğinde parlaklaşma oluyor. Beyindeki düzelmeye bağlı olarak. Bunun dışında otonom sistemi düzeliyor. Öz bakım becerileri artıyor. Sosyalleşme artıyor. Yandan cevap vermeye, kelime salatası yapma, eko yapma azalıyor. Bunlar önemli şeyler. Anneler bu kavramları çok iyi bilir. Onun dışında tabii ki fiziksel engel olan çocukları biliyorsunuz. Spastik engelli çocuklarda. Mutlaka fizyoterapiyle birlikte alınması gereken bir çalışma. Çünkü fizyoterapistin biz işini kolaylaştırıyoruz. Yıllarca bunun geri bildirimlerini aldım. Yıllarca bunun tecrübelerini gerçek anlamda yaşadım. Zaten bu anlattığım her şeyi izleyicilerimiz refleksoloji search yazıp çok rahatlıkla bilimsel literatürlere ulaşabilirler. Hani ben eğer şeker hastalığıyla ilgili dediysem, efendim kabızlıkla ilgili dediysem, depresyonla ilgili dediysem, spastik ya da otistik çocuklar ya da yüzlerce hastalık yani çok rahatlıkla en az 600 tane hastalıkla ilgili literatür var efendim. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı dergilerde. Hadi ben bunları yani biraz kendim kurgulamış olayım. Burada muazzam bir literatür zenginliği var. Saat Türkiye'de yaklaşık olarak ilk yani
tez anlamında, doktora tezinde de yaklaşık refleksoloji kullanan en az 200-250 tane hemşire var. Yani bunlar akademik hemşireler, akademik dünyaya atılım yapmak için refleksolojiyi konu ediniyorlar. Girip bakabilirler, yani hepsi orada ortada. Yani misal çok ilginç vakalar. Mesela geçen yaz bana bir hemşire hanım geldi. Tabii konuları belli. Yani etik kurula sunmuş konular belli. Konunuz ne dedim? Dedi ki yanık, üçüncü derece yanık ağrılarında refleksolojinin etkisi. Aa dedi, refleksoloji onda faydalı mı? Hocam nasıl bilmiyorsunuz? En az 5-10 tane literatür şeyi vardı. Taraması yaptık. Biz çıktık ayrı. Ben de çok şaşırdım şimdi. Evet ya, ben bile şaşırdım. O hani, zaman deride mesela... de mi etkili refleksoloji? Deride değil, ağrı kesici özelliği var efendim. Ağrıları dindiriyor efendim. Yanıkta ağrı gider, analjesi. Evet, yanıkta ağrı gider. Yani o ağrıyı, hafifletiyor. Yok, öyle değil. Tamam. Hayır, ağrıyı dindirmede biliyorsunuz kapı kontrol teorisini malum bilirsiniz. Refleks orada bir sinirden iki ileti geçmez temel prensibinin hareketle ağrıyı orada bloke ediyor efendim. Yani ve de tabii endorfin salınımını arttırdığı için. Aslında Kur'an çok basit. Onun dışında mesela çok ilginç konular vardı. Sezaryen sonrası süt arttırımı. Hemen annelere burada göstereyim, bizi izleyen anneler. Bakın şurası. Çok önemli bir bilgi şimdi. Evet. Bakın şurası ayak üst bölgesi. Ya yani ayak üst bölgesi benim burama tekabül eder. Burama. Yani dorsal bölge. Bakın şuraya uyardıklarında bakın şöyle evet bakın şöyle yapıyorum. Bakın kalbe doğru. Bakın inanın bu bölge, bu göğüsteki kasları, sinirleri harekete geçirir. Ben kendi işimde yaptım çok defalar. Yapar yapmaz 3-4 dakika sonra burası ıslanmaya başladı. Tamam yeter dedim. Ya tabii ki hani süt arttırımı için yapılması gereken birçok şey var yeme içme anlamında. Ama hani bize bakan yönünü soracak olanlar belki bunu merak ederler. Merak etmiyorlarsa da ben şimdi onların bir merak edecekleri bir konu açtım. Yine aynı şekilde hanımları ilgilendiren çok önemli konu. Bununla da ilgili defaatle çok sayıda söyledim, defalarca söyledim. Çok fazla şey var efendim, tez var, bilimsel tez. O da adet ağrılarının ve adet düzensizliklerinin refleksolojiyle büyük ölçüde çözülmesi. Şöyle ki, bu konuda zannediyorum %82 oranını tutturmuş efendim. Yani refleksoloji adet ağrılarını hafifletiyor. Peki hangi ayak? Arkadaşlar sol ayak. Sol ayak neden? Sol ayak bizim beynimizin bu parasempatik hemisferini aktif hale getirir. Yani vücut dinlen, sindir, gevşe moduna sokar. Evet bakın şu ayak bileğimiz var ya, hani kadınların ayak halhal taktıkları yer. Efendim orayı baskılı şekilde uyardıklarında ellerinde zaten orada laktik asit, ürik asit gelecek. İnanın muhteşem derecede etkisini görürler. Hemen etkisini görürler. İkincisi eğer adet gecikmesi varsa, düzensizlikleri varsa da bu sefer sağ ayaktan yapılır efendim. Aynı hareket. Çünkü bu sefer de sempatik sistemi harekete geçiriyoruz. Ha bu anlattığım sempatik bunlar bize ait, benim şahsıma ve Esat Başaran Bey'e ait bir teknik ve kuram. Bu vesileyle Esat Bey'i de anmış olduk. Buradan selamımı iletiyorum. Yani bu çok önemli. Yani bir otomatik vitesli arabada gaz ve fren kadar önemli. Yani gaz ne kadar önemli, fren ne kadar önemliyse hastalıklarda, otonom sistem problemlerinde sağ ve sol ayağı tercih etmek de o kadar önemli. Çünkü bu etkiyi hızlandırıyor. Öyle söyleyeyim. Etkiyi hızlandırıyor. Sağ ve sol ayak arasındaki fark ne hocam? Sağ ve sol ayağın farkı şu. Sağ ayak beynin sol tarafına, sol ayak beynin sağ tarafına hükmediyor. Dolayısıyla beynin sağı ve solu vücutta birbirine zıt etkiler meydana getiriyor. Bunu biliyorsunuz otonom sinir sistemi. İki uçlu malumunuz, sempatik ve parasempatik. Biri azaltıyor, biri arttırıyor. Yani tabii çok farklı problemlerde kullanılıyor. Ha bize tabii ki hanımefendiler bu problemlerden dolayı gelmiyorlar. Ama ben bunları anlatıyorum. Yani bu şifa tekniğinin yayılmasına öncülük yapmaya çalışıyorum. Yaymaya çalışıyorum. Çünkü bu kadim bilgi, bunlar tabii yüce yaratıcıya ait bilgiler, şifreler ve bunlar bize öğretilmiş ve biz de bunu paylaşıyoruz. İnsanlara anlatıyoruz, insanlara öğretiyoruz.
Yani dolayısıyla bunlar yapılarak çok rahatlıkla yoğun ilaç kullanmadan, yani belki o an bir doktora gidecek durum yok. Hakikaten çok çok istifade eden insanlar var. Yine aynı şekilde çok merak edilen bir konu olduğu için söylüyorum. Refleksoloji, yani şuuru kapalı, komalı hastalarda. Bakın bununla da ilgili Ege Üniversitesi'nde Leyla Kurşit'in bir literatürü var. 2009 efendim. Arkadaşlar bakabilirler. Google'da Leyla Kurşit Ege Üniversitesi refleksoloji yazdıklarında komalı hastalarda refleksolojinin etkisi. Arkadaşlar aynı şekilde çok sayıda Avrupa'da, Amerika'da da tez var. Evet, şuuru kapalı. Hani şuur kapalı derken travma sonrası. Beyin travması geçirmiş ya da hipoksi olmuş. Yani kalbi durmuş. Bunlarda refleksoloji çok güzel sonuç veriyor. Özellikle beyin travmalarında refleksoloji en etkili tedavilerden biri. Yani bununla ilgili sayısız örnek var. Bunların birçoğu geçmiş yıllarda bizle eksik olmasınlar basına çıkıp hani bu mutluluklarını paylaşmışlardı. Yani isimlerini hani burada çok zikretmek istemiyorum ama bizim sayfamıza bakarak, sosyal medyalarımıza bakarak bu haberlere ulaşabilirler. Yüzlerce travma hastası, tabii travmanın boyutu da önemli. Mesela çok 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 aşırı derecede ağır travmalar var. Hani onlarda belki etkisi sınırlı olabilir. Ama daha orta düzeyde travmalar var. Misal işte motosiklet kazası, arabanın içinde kaza geçirmiş, beyin travması geçirmiş. Bu travmaya bağlı birçok vücudunda işte zihinsel, bedensel sıkıntılar meydana gelmiş. İşte bunlarda çok güzel sonuç elde ediyoruz. Mesela en son Mayıs ayında bir hanımefendi başladı. Tuzla'dan geldi. O da bir iyileşen, Manisa Salihli'de iyileşen bizim bir annemizin tavsiyesiyle. Çünkü bu kadınlar birbirini tanıyor efendim. Yani aynı acı, ortak acı bu insanları birbirleriyle buluşturuyor sosyal medyada. Yani o Manisa'da, Salihli'de, bu arada yani ben Manisa Salihli'deki bu gence motosiklet kazası geçirmişti. Bundan 5-6 yıl kadar önce. Benim sosyal medyamda var. Ailesi bir şekilde bizi buluyor. Ben inanın 3 seans 4 seans yaptım. Allah var. Ben anneye öyle güzel bir eğitim verdim ki annesi iyileştirdi. Yani annesi vesile oldu. Bak ben kendim yaptım demiyorum. Yani orada hani çünkü biliyorlar hani eğitim şeyle de iştigal ediyoruz. Çünkü ben ne kadar gidebilirim Manisa Salihli'ye. Ama annesinin onu her gün yapması lazım. O anne onlarca, belki 15-20-25 tane kadını benim telefonumu bunlara veriyor. Ve hepsi aynı şekilde çocuklarını yapıyor. En son başlayan Mayıs ayında başladı. Çocuğun kafasını bu tarafından araba geçmiş. Yani göstermek gibi olmasın. Yani beyin travması. Çocuğun 4 ay annesi yapıyor. Kelime hazinesi arttı. Durması arttı. Bakışı çok farklı. Yani anne çok mutlu, çok mutlu. Ve tabii yani belki bu tür vakalarda yıllarca yapılacak bir çalışma. Ama öyle çaresiz bir durum ki bunun başka bir çaresi yok efendim. Yani beyin travmasının hani fizik tedavi yaparsın kaslar erimesin diye, kaslar tonusunu korusun diye. Bunun bir ilacı yok, bunun bir merhemi yok. Ha refleksoloji ne yapıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar refleksoloji beyinde kanlanma yapıyor. Beyinde sağlıklı nöronların güçlenmesini sağlıyor. Peki nasıl yapıyor? Çok basit. Bakın burası. Bakın buraya dokunduğunuzda aslında siz beyine dokunuyorsunuz. Yani beyin kanlanırsa, beyin efendim ilgili korteksin o nöronlar arasında sinaptik bağlantılar, o transmitter geçişler kuvvetlenirse, kalıcı hale gelirse ne olur? O nöronlar güçlenir. Yani diyeceksiniz oradaki beyin nöronları ölmüş. Tabii ki biz ölen bir nöronu hayata bağlıyoruz diye ifade kullanmıyoruz. Fakat biliyorsunuz beynin plastisite özelliği var ve beyin kullanılamayan bir alanla ilgili özelliği beynin öbür tarafına bu görevi yaptırtabiliyor. Ve beyin gelişebiliyor. Kendisini geliştirebiliyor. Nasıl geliştiriyor? Beyin beslenmesi efendim nispetinde kendisini güçlendiriyor. Peki refleksoloji bunu nasıl yapıyor? Evet, buraya yaptığı uyarılar mesela basit bir şekilde göstereyim. Bakın şu uç bölge bizim prefrontal lobumuz. Alnımızın hemen bu tarafı.
Evet, buradan hemen söyleyeyim. Bakın beynin, hatta şöyle de gösterebilirim. Bak sol el değil mi? Ha, bakın sol el. Bakın şu sol elin uç tarafı, ayakta da yine sol ayağın uç tarafı prefrontal lob ve dikkat eksikliği olan anneler sol ayağın bu tarafını uyarı yaparak dikkat eksikliğini hafifletebilirler. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Bakın buradaki Hocam ne basılan kadar süre yapacaklar işte bu orayı anlatayım ama şimdi falan orayı sıklık ve dikkat yoğunluk arttıkça eksikliğini etkisi artıyor. düzeltmek çok kolay değildir. Ne kadar Evet. süre yapacaklar bunu sevgili hocam? Hangisini efendim? İşte dikkat Hangisini? eksikliği çok kısa sürede geçen bir şey değildir Tabii yani. 5 ay 6 ay sürer. 2 seansta geçmez onu demiyorum ben. Yani dikkat eksikliği olan bir çocuğun refleksolojisi çok rahatlıkla 3 ay, 4 ay, 5 ay sürüyor. Haftada 2 kere, 3 kere yapılması gerekiyor. Çoğu zaman da ben annelere bu tekniği göstermeye çalışıyorum Her gün elimden yapılsa geldiği kadar. zararı olur mu bu arada? Sözünüzü kestim. Her gün yapılsa zararı olur mu? Her gün yapılsa zararı olmaz ama yani en sağlıklı teknik aslında gün aşırı. Gün aşırı. Bakın soldan ama bir de sağ ayaktan, bakın sağ ayaktan beyni uyardığınızda da bu sefer mental kapasite artıyor. Yani biz aslında beynin beslenmesini sağlıyoruz. Yani ağaç örneği vermiştim. Ağacın kökleri demiştim. Beslenirse ağacın gövdesi, dalları, yaprakları, meyvesi gür olur demiştim. Aynen o misal efendim. Yani refleksoloji mesela sağ ayaktan yapıldığında beyne algıyı kuvvetlendirir. Özellikle sınır algı problemi olan kavramada, algılamada, öğrenmede güçlük çeken çocuklar çok rahatlıkla istifade edebilirler. Bakın bunun hemen etkisini görürler. 5 seans, 6 seans ama dikkat eksikliğinde etkisini böyle 1,5-2 ay içerisinde görürler. Onu da belirtmek istiyorum. Ama tabii mesela dikkat eksikliğinde nasıl bir etkisi var? Hani beynin iki hemisfer arasındaki elektrik akımını düzenlemesi gibi bir işlevi var. Zaten temel işlev şuydu, hatırlayalım. Refleksoloji vücudun dengelenmesini sağlıyor. Yani vücutta bir denge kurucu, yani homeostasis diye bilinen homeostasis, yani dengeyi kuruyor. Dolayısıyla beyin hemisferler arasındaki elektriksel aktarımı da dengelediğiniz zaman dikkat eksikliğini nispeten çözebiliyorsunuz. Yani çok farklı sahalarda kullanılıyor refleksoloji. Çok farklı bir takım hastalıklarda kullanılıyor. Genel olarak hani faydalarını da ben biraz açmak istiyorum. Otonom sistemi Faydalarını düzenliyor. açmadan önce bir şey sorabilir miyim? Bir tane soru Tabii ki. sormuşlar. Masaj aletiyle bu anlattıklarınızı yapabilir miyiz? Parmakla masaj yerine masaj Evet. aleti de aynı işi görür mü demişler sevgili hocam. Şimdi efendim şöyle biliyorsunuz hemen orada ben değineyim. Yani bizim de bir takım kullandığımız aparatlar var, cihazlar var, işte galvanik akımlı kalemler var. Bakır ve özel metallerden üretilen refleksoloji cihazları var. Tahta ve taştan da. Fakat ben bunları bir aslında işi kolaylaştırıcı bir çalışma olarak kullanıyorum. Esas iş, yani bakın türdeş. Yani türdeş derken akım. Yani buradaki iş aslında, yani iki türdeş canlının birbirine destek olması. Dolayısıyla biz çıplak elle yapıyoruz uygulamayı. Herhangi bir eldiven kullanmıyoruz. Bakın dokunsallığın getirdiği bir aslında şifalanma söz konusu. Ha tabii ben refleksoloji genelde sinir sistemiyle, otonom sistemle, el ve ayak fizyolojisiyle açıklamaya çalışıyorum ama burada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Enerji tıbbı ile ilişkisi var mı? Kesinlikle var. Çünkü Kendinden kendine şifa da vermiş oluyorsun, değil mi? Hani evet. bir yerimizi vurduğumuz, çarptığımız zaman, başımızı vurduğumuzda, hemen böyle yüzümüzü vurduğumuzda hemen şöyle bir tutarız. Yani kolumuza, başımıza bir yere çarp, hemen ah deriz, değil mi? Orada muhtemelen bizden bize bir şifa akıtıyoruz aynı zamanda. Yani şimdi tabii vücutta dengelenme, yani vücutta bir elektriksel bir sistem var. Doğulular buna meridyen sistemi demişler. Yani biz batıda, hani eğitim ben batıda aldım çünkü eğitimimi. Orada daha çok sistemler fizyoloji üzerine kurulu ama doğu refleksolojisini incelediğimde karşıma şu çıkıyor, kısmen biliyorum, meridyenler. Yani insan vücudunu efendim, bakın parmaklarımız var ya, parmaklarımızdan başlayarak 5 tane, bak 5 enerji kanalı, 5 de öbür ayakta 10.
10 tanedeki enerji kanallarından bahsediyorlar. Ve bunların daha özel de ismi meridyanlar. Yani ve meridyenler misal buradan bir safra meridyenim geçiyor. Burada bir karaciğer meridyenim geçiyor. Burada kalp meridyenim geçiyor. Yani meridyenler aslında ne biliyor musunuz? Meridyenler enerjinin yoğunlaştığı alanlar. Yani Çinliler, daha doğrusu uzak doğu yaklaşımı her şeyi titreşim tıbbı, yani frekans tıbbı, enerji tıbbı üzerine bina etmiş. Batı'da ise bu daha çok efendim farklı bir terminolojiyle ifade edilmiş. İşte sinir sistemi, otonom sistem gibi daha farklı. Aslında bana göre temelde aynı şeyi anlatıyorlar. Dolayısıyla eldiven giyerek refleksoloji yapılmaz. Yani yapan kişi de bana göre enerjisini bloke eder. Seansın tamamında efendim tahta, çubuk, bakır ya da efendim galvanik akımlı bir takım şeyleri biz kullanmıyoruz. Aralarda kullanıyoruz. Dolayısıyla bakın türdeş. Türdeşlik çok önemli. Çünkü frekans, mod, aynı mod. Aynı türdeş. Dolayısıyla bir insana ancak bir insanın frekansı uyum sağlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben temelde evet faydalı olduğuna inanıyorum. Yani refleksoloji ile ilgili tonlu cihaz var. Yani birçok firmanın, Aura'nın, Rowenta'nın, Philips'in çok ünlü firmalar hani refleksolojinin bilimselliği üzerine bir cihaz şeyi yapmışlar. Muazzam derecede bir endüstriyel ürün pazarı var bu konuda. Bir bilim olduğu için. Ama ben tedavi edici olduğuna çok açıkçası katılmıyorum efendim. Tedavi etmek yani işin tabiatında enerji tıbbıyla da açıklanır. Bana göre dokunsallık çok önemli. Bir de şunu çok iyi bilirsiniz. Dinleyicilerimiz de bilir. Efendim kimi insan şöyle dokunur. Yani bir dua okur ya da bir dokunur şöyle bir iki yani böyle iyi niyet geçir içinden. Abi bakarsınız ağrınız geçer. Diyeceksiniz tamam bu psikolojik. Hayır yani buna çok inanmayan insanlar da bile aynı etkiyi görürler. Evet kimi insanın elinde özel bir şifa enerjisi var. Bu Tanrı vergisi bir şey. Artık duası mı, yaşantısı mı, artık ocaklık mı bilemem. Herkes farklı şeylerle bunu açıklıyor. Ama ben kendi meslek hayatımda aynı yerlere 3 kişi dokunuyor, 3 farklı kişi dokunuyor. Aynı formülleri veriyorum. Mesela ya birininki acayip hızlı sonuç veriyor. Çok çok ilginç bir şey. Sonra o kişi diyor ki hocam diyor ben diyor ailemde de bana bunu yaptırırlardı. Benim elim farklıydı. O yüzden annem babam bir yere ağrıdığında bana masaj yaptırdı diyor. Demek ki yani bu yani o kişinin hayatında da böyle bir hikaye var. Yani hayatında böyle bir hikaye olan insanların eli daha yatkın. Yani evet insanlar birbirine muhtaç yaratılmışlar. Ve dokunsallık da efendim refleksoloji tabi dokunsallığın daha böyle sanatla teknikle birleşmiş özel bir şifa tekniğine dönüşmüş şekli. Dolayısıyla dokunmakla insanlar bu özel tekniklerle şifalanabiliyor. Evet enerji tıbbı ile ilişkili. Anadolu'da buna ne deniliyor biliyor musunuz? El farkı. El farkı der. Yani ustadan ustaya bir el farkı vardır. Şimdi kimi aşçının yaptığını parmaklarınızı hani parmaklarımı yedim derler ya. Hani mesela kimi cerrah vardır, herkes o cerrah ameliyat olmak ister. O kadar güzel ameliyat yapar ki. Yani çünkü onun eli çok farklıdır, naif bir eli vardır. Yani Tanrı vergisi bir yetenek vardır. Evet, elinde özel bir farklı bir şey olduğunu düşünen kişiler, şifa yeteneği olduğunu düşünenlerin refleksoloji seansları daha güzel neticeleniyor. Onu da belirtmek istiyorum efendim. Faydalarını anlatacaktınız. Sözünüzü kestim. Ben sizin refleksiyonunuzun faydaları dediniz. Tam ben o arada soru sordum size. Faydalarını ben şöyle yani izah edeyim. Birincisi mesela psikolojik faydaları. Zihinsel psikolojik faydaları. Depresyonda kullanılıyor. Tabii majör depresyonda değil. Yani ilaç bağımlısı. Bakın hafif ve orta ölçekli depresyonlarda refleksoloji çok hızlı sonuç veriyor. Hemen göstereyim. Bakın beyin, vagus siniri, bağırsaklar, karaciğer. Başka bölgeler de var. Hani uzatmak istemiyorum. Ama depresyonu çok güzel sonuç veriyor. Panik atak da çok güzel sonuç veriyor. Çünkü gevşeme ve rahatlama meydana geliyor. Nöbeti kesmez. Ama nöbeti şiddetini azaltır ve nöbete karşı direnciniz artar. Üçüncüsü anksiyete. Mesela sınava girecek çocuklar
Bize çok defalar gelirler, bir gün, 2 gün önce gelirler. Sınava çok rahat girerler. Çünkü bir dinginlik, bir rahatlama olur. Yani bu üçünde depresyon, anksiyete ve panik atakta çok güzel sonuç alıyoruz efendim. Onun yanı sıra otonom sistem hastalıklarında, bakın tekrar diyorum, otonom sistem hastalıklarını kökten çözmez. Ama regüle eder. Yani daha böyle kabul edilebilir bir düzeye getirir, stabil hale getirir. Şekeri, efendim, KOAH, aynı şekilde KOAH'ta da yani akciğeri kanlandırıyor efendim. Özeti bu. Akciğeri kanlandırıyor. KOAH ortadan kaldırmaz. Yerleşmiş. Şimdi şeker hastalığı geldi artık bir daha çıkmaz. Yerleşmiş. Ama stabil hale getir. Ama kabızlık düzeltiyor. Ama siz kabızlık yapacak bir beslenme şeyseniz, sahipseniz, beslenme alışkanlığına, kabız yine olursunuz. Yani bu çok çok önemli bir şey. Onun dışında yine ağrılar da çok çok etkili. Özellikle eklem ağrılarında. Hayır, iltihaplı romatizmada etkili değil. Ama hemen söyleyeyim. Romatizmada etkili ama iltihaplı romatizmada etkili değil. Onun dışında kulunç ağrılarında mesela karpertünel. Bakın karpertünelde de bakın şu bölgelere efendim yoğun baskılı özel uyarılar vererek yani el bileğindeki sinir sıkışması biliyorsunuz kadınlarda daha çok görülüyor. Karpertünelde çok etkili. Boyun fıtığında çok etkili. Evet. Refleksoloji hani diyeceksiniz en çok hangi vakalarla ilgilendiniz şu ana kadar 20 yıl içinde? Bel ve boyun fıtığı diyebiliriz. Bel ve boyun fıtığı ama bel fıtığını özellikle söylüyorum disk dağıldı artık ağrıdan duramıyorsa o da bizlik değil. Hani onlar da bel fıtığı vakalarının %15 ile %20'sini oluşturuyor. Dolayısıyla bel fıtığı vakalarının %65-70'i refleksoloji, manuel terapi ve diğer tekniklerle efendim durumu kurtarabilir diye düşünüyorum. Yani eklem ağrıları, bel ve boyun fıtığı, diz ağrılarında yine etkili efendim ama menisküsü şey yapmıyor, tedavi etmiyor. Akıllarına gelebilir bazı izleyicilerimizin ama yani şöyle hemen bakın burada pratik bakın burada ayağımızın lateral bölgesinin üst kısmı bakın şurada bir kemik çıkıntısı var ya yani topumuzun şu çaprazı. Burayı böyle hafiften daire çizerseniz buradaki sıvı dengesini, dizdeki sıvı dengesini korursunuz. Ha, bu ne yapıyor? Değerli arkadaşlar buradaki hareket beyindeki dizde bu uyarıyı aldıktan sonra diyor ki dizde sıvı eksikliği var. Vücuttaki donanımlarını kullanarak beyin dizdeki bölgeye efendim kan ve impuls gönderiyor. Zaten çalışma tekniği bu. Yani biz aslında vücudu iyileştirmiyoruz. Vücutta iyileştirmeyi yapan beyin. Biz sadece beyni uyarıyoruz. Yani bizim temelde yaptığımız ilk de tek hareket refleksoloji uzmanı olarak beyni uyarmak diye düşünüyorum. Yani kabaca. Mesela hani bu yine aynı şekilde. Siyatik için hangi nokta, hangi bölgeye gösterir misiniz demişler hocam. Yani siyatik sinir içinde efendim şu bölge ve yine bakın medial bölge. Bakın medial bölgemiz siyatik en uzun sinirimiz. Kalçadan biliyorsunuz aşağı doğru iniyor. Bakın şu bölge ve yine şu topuk bizim siyatik çizgi istiyoruz. Ama buraya özellikle böyle çok sert dokularla, çok sert batılarla inmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii refleksoloji yapanların el bileğinin güçlü olması lazım. Yani böyle Bir ince, de narin değil. gözü sormuşlar hocam, göz ve Evet. retina için. Evet. Bakın mesela bakın şu an elimden göstereyim. Şimdi bakın yani bakın şurada ayak tabanında göz bölgesi var iki tane ama göz çalışmaları elden çalışılıyor. Bakın şöyle hani zafer işareti gibi gözükmesin. Bakın şu iki tane bakın şu iki boğum var ya şu iki boğum benim gözüm. Bakın şu iki boğum bakın şu benim sol gözüm bu benim sağ gözüm. Ama sağ el olduğu için sempatik olarak uyarıyor gözüme. Bu da sol elimde bak bu da bu gözüm şu da bu gözüm. Bu sol elde parasempatik uyarır. Dolayısıyla bakın şu iki boğumu şöyle göstereyim efendim. Şöyle yani tabii ki burada teknikleri çok rahat gösteremiyorum. Yani iç kesmeni. Evet, bu iç kesmeni uyararak göz sinirlerini besleyebilirler. Çok rahatlıkla. Yani tabii kimse bize göz sorunu için gelmiyor. Öyle bir şey yok ama göze faydalı olduğunu nereden biliyorsun diyecekler. Literatür var bir. İkincisi yaptığımız yüzlerce çalışmada özellikle engelli çocuklarda ikinci, üçüncü kazanç olarak biz şaşılığın, gözdeki kaymanın azaldığını gördük.
Çok hastamız. Hocam ben şunun için Giderken çok gelmiştim. yok bile faydası olmuştur hocam. Kesinlikle. Evet, yani bu yakını görme, uzağı görme, bunlarla ilgili bakın çok kısa sürede sonuç alınabilir. Çünkü göz sinirlerini uyarabiliyorsunuz buradan. Hatta hani bir tam şu an hatırlayamıyorum. Yine göz problemiyle ilgili birisi gelmişti. Biz almamıştık, ısrar etti, aldık. 2-3 seans içerisinde bizim bile şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Şifa Allah'tan dedik. Hakikaten. Yani evet şu bakın iki bu hani iki elim işaret parmağım ve orta parmağımın iç kısmı ve kenar kısımları baskılı şekilde yukarıdan aşağıya uyarıldığında göz sinirleri çok rahatlıkla beslenebiliyor. Onun dışında sinirlerle ve kaslarla ilgili hemen hemen birçok çalışmada refleksolojinin çok güzel sonuçlar olduğunu, çok güzel sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yani mesela işitme kaybı tabii hani küçük oranlarda atıyorum %90 işitme kaybı olan bir kişinin %10 bir işitme oranı artıyor. Bu onun için çok önemli bir şey. Yani küçük de olsa yani orada bir hareket alanı var ya o hareket alanını refleksoloji dolduruyor. Yani çok enteresan sonuçlar, çok enteresan vakalar bu 20 yıllık meslek hayatımızda karşımıza çıktı. Ve onlar da bizi çok çok mutlu etti. Ve bildiklerimizi paylaşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Güzel bir çalışma. Hamile kalabilmek için sormuşlar bir de hocam. Hamile kalabilmek için hangi ayağa nasıl bir Valla şimdi masaj? tabii çok komplike bir şey. Şöyle hani burada şu tip vakalar geliyor. Bize yani yumurta kalitesini ve sayısını arttırmak için refleksoloji yaptıranlar geliyor. Hatta yani sadece bu konuyla ilgili çalışan Uzak Doğu'da klinikler olduğunu da biliyorum. Özellikle bakın şu erojen bölgeler bakın. Şurada uterus efendim, balyop tüpleri efendim, östrojen bakın şu iç kısım var ya efendim, ayağın iç kısmı. Bakın bu iç kısmı. İşte bu iç kısmı. Hatta buralardan adet ağrılarını biraz azaltabilirler sol ayakta. Ama sağ ayakta da sol ayakta da şu erojen bölgeleri bakın. Şurası rahim. Bakın şurası balyop tüpleri. Efendime söyleyeyim. Şurası diğer östrojen yumurtalıklar. Şu bölge efendim. İşte bu bölgeye yapabilirler. Bir zararı yok. Bir yan etkisi yok. Bu arada refleksoloji kime yapılmaz sorusu gelmedi. Onu hemen ben yanıtlayayım. Sorular geliyor Refleksoloji. da henüz sormadım. Evet, onu da sormuşlar Refleksoloji. hocam. Hı-hı. Refleksolojiyi kalbinde pil olanlara yapmasın kimse. Kalbinde pil olanlar. Yani stent ya da anji olan değil. Kalbinde pil olan. Çünkü Hamilelere yapılır mı, emziklilere? hamilelerin 5. ayından sonra yapılır efendim. 5. ayından sonra önce yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü vücutta bir toksin ortaya çıkardığı için vücuttaki hormon dengesini değiştirebilir. O yüzden de düşük riski, gebelik riski olanlarda refleksoloji yapılmaz. Normal gebelik süreci olanlara refleksoloji yapılır. O da 5. aydan sonra efendim. Epilepsi olanlar, özür dilerim çok önemli olduğu için sözünüzü kesmek zorunda kaldım. Epilepsi hastaları, aktif dikenli bir EEG'si olanlara refleksoloji yapmayın. Bir uzmanın yapması lazım. Zaten biz ona sadece sol elden ve ayaktan yapıyoruz. Tekrar diyorum, sol elden ve ayaktan yapıyoruz. Neden? Parasempatik uçlu uyarı veriyoruz. Bu ne demek? Beyinde derin bir gevşeme, rahatlama moduna sokuyoruz. Yani kazayla epilepsisi olan, aktif olan, dikenli bir EEG'si olan bir çocuğa, bir kişiye refleksoloji yaparsanız %60, %70 nöbeti tetikletebilirsiniz. Yani yanlış ayaktan bu gibi hastalığı olanlara sakın refleksoloji yapmamaları gerekiyor. İki tane Hocam. hastalık var. Evet. Evet. Gün aşırı iki tane hastalık var dediniz. Buyurun hocam. İki Yani hastalık. bu iki hastalık yani refleksolojinin kesinlikle yapılmaması gereken ancak çok profesyonel birisinin yapması dahilinde sonuç vereceği iki hastalık var. Biri kalbinde pil olanlar, ben de kalp hastasıyım. Yani bypass'lıyım. Yani ama kalp pilim yok çok şükür. Ama hani kalp pil olan ben yapıyorum. Ama ben yani biliyorum yani inceliklerini bildiğim için yapabilirim ben. Ama yani yeni başlayan birisi ben eğitim aldım yapayım. Kesinlikle. Kesinlikle çok deneyimli birisi. Ve kuramları bilecek, tekniği bilecek, fizyolojiyi bilecek. Ancak Kalbinde öyle. pil olanlara yapmayacağız, değil mi sadece? Kesinlikle. Kalbinde pil olanlar bir. İkincisi epilepsi olanlar.
Bu iki gruba kesinlikle refleksoloji yapılmaz efendim. Peki gün aşırı yani bu ayak masajı gibi kabul ettiler hocam. Gün aşırı kaç dakika yapalım diye soruyorlar. Demin cevapladınız ama bir daha bir söyleyeyim. Gün aşırı kaç dakika? Efendim akut ve kronik durumlarda her gün, yani ben ona 21 gün diyorum, 7 gün ya da 21 gün ortalama yarım saat 40 dakika. Ama eğer bak küçük bir çocuksa, atıyorum hani 1,5 2 yaşında bir çocuksa süreyi azaltmak lazım. Yani yaşı büyüdükçe süreyi uzatabilirsiniz. 40 dakikaya kadar süreyi uzatabilirsiniz. Yani yetişkin birisine, ergenlik çağındaki bir gence 40 dakika, 45 dakika yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama hani bir bebek, yani 2 aylık, 3 aylık bir bebek, kabızlık var. Saatlerce yapılmaz. Yani bir kere belki 10 dakika, 15 dakika, o da sıkıntı duyduğu anda yapılır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bağırsakların da, o vücudun da o sancıyı yaşaması gerekiyor, o gelişimi tamamlaması için. Yani vücudun dengesiyle çok çok oynamamak lazım. Özellikle ilk bebeklik, erken çocukluk döneminde refleksoloji çok uzun tutmuyoruz. Fakat yetişkinlerde uzun tutabiliriz. 45-50 dakikaya kadar çok rahatlıkla tutabiliriz efendim. Evet, sevgili hocam, bittiyse anlattıklarınız Muammer hocamla yani.